12. haftanın son dersinde yine birlikteyiz ve 1950'li yılların düşünce hayatı ve olaylarıyla ilgili gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. CHP üstüne biraz konuşalım. Hani işte sol konuştuk, İslamcı hareketi konuştuk, Milliyetçi hareketi konuştuk. 50'li yılların genel iklimi, antikomünizm üzerine bir miktarcık konuştuk. CHP de kendi içerisinde ciddi bir dönüşüm geçirecek ve biz bunu aslında bu başbakanlık kurumunun doğuşu mevzunda ana hatlarıyla farklı bir açıdan ele almıştık. Sadece hatırlatayım, 1950'li yıllardan itibaren başbakanlık ortaya çıkmıyor. Ama başbakanlık kurumunun doğuşu diye daha ajitatif, daha böyle kör gözüm, kör parmağına bir şey söylemiştim ama elbette ki başbakanlık var, olmaz olur mu? Yani kahir ekseriyeti, İsmet İnönü'nün tahtı, riyaseti şeyinde diyelim, geçen bir başbakanlık var ve önemli. Hiç önemsiz falan değil ama siyasetin belirleyicisi olan Cumhurbaşkanları var. Hakeza İsmet İnönü başbakan da kendi önemli ama Cumhurbaşkanı olduğunda daha belirleyici. Yani diyelim, yani 1950'ye kadar Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki denge böyleyken ama her ikisi daha önemli mevkilerken 1950'den sonra yapı bu şekilde değişecek. Arada bir göreceli bir dönüşüm gerçekleşecek. Artık biz siyaseti başbakanların üstünden okumaya başlayacağız demiştik. Yoksa 1950'den önce başbakanlık bir mevki, efendim 1950'den sonra da cumhurbaşkanlığı laf olsun beri gelsin. Elbette ki değil, öyle bir şey söz konusu değil. Sadece görece bir yer değiştirme söz konusu. Bu anlamda bunu ifade edecek bir kavram olarak başbakanlığın doğuşundan falan bahsettiğimizi hatırlıyorum. O oradaki bir tartışmaydı. Orada kaldı. 1950'li yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde de ciddi bir dönüşümü beraberinde getiriyor arkadaşlar. Yani bir 1900 tek parti döneminin CHP'sini bir işte siyaset bilimi kavramları etrafında tartışabileceğimiz bir parti, siyasi parti kavramı içerisine yerleştirmekte zorlanıyor. Bu hani hiç yani tamamen onun dışında neyse zorlanıyordu. Çünkü kimi unsurlarıyla bir kamu kurumu niteliği ağır basıyordu. Bunun bir sürü sebebi vardı ki bundan da yine uzun uzadıya tartışmıştık. Yani bir sürü şey saymıştık, CHP'nin aslında bir siyasi parti organizasyonundan çok bir kamu kurumu niteliğine sahip olmasıydı. Burada da temel esprimiz şuydu. Bunu hatırlatmamın sebebine birazdan geleceğim. Bundaki temel esprimiz de şuydu. Yahu CHP övmek ya da yermek adına tek partinin CHP'si erken cumhuriyet politikalarının öznesi olarak kodlanıyor ve bu yanlış demiştim. Yani işte ve işte bu fail meful ilişkisini Ali Cam'ı kırdı esprisiyle anlatmaya çalışmıştım sizlere. Ali özne, kırmak fiil, nesne, cam fiilin, failin fiilinden etkilenen şey haline geliyor. İşte diyorum bu şekilde bir CHP aramak çok doğru değil demeye getiriyorum. Yani cumhuriyeti ilan eden CHP. Bir soru şartı koyalım. CHP mi? Yani ya da işte Dersim'de katliam yapan CHP, soru şart. CHP'nin işte şeyi var, CHP'li emniyet müdürleri, CHP'li askerler, CHP'li başbakan, CHP'li cumhuriyet. Ama örgüt olarak CHP bu yeri tartışılır diyor. Yani hatırlarsınız, bu Ali Cam'ı kurduysunuz. İşte 1950'li yıllara doğru adım adım gelirken, ama özellikle tabii ki yani 1946 bir başlangıç olarak alınırsa, 1950 bir kırılma olarak alınırsa, 1954 yılında dönüşümde önemli bir merhale olarak alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek anlamda bir siyasi partiye dönüşmeye başladığı yıllar olarak da tartışabiliriz düşüncesindeyim. Yine diyorum bunlar daha görecek kavramlar arkadaşlar. Buradan sakın ha. Yani asla ve kat'a 1949 CHP'si sonunda parti adı vardır ama o ana kuşları sevenler cemiyetidir. 1954'te 54'ten sonra da parti olmuştur ve mükemmel bir partidir. Hayır, öyle bir alakası yok. Bunları biraz daha o hani ince ayar kavramlar olarak ele almakta
fayda var arkadaşlar. Şimdi bu noktada bu dönüşümün izlerini biraz çizelim şeyde. Yani işte o erken dönem CHP'sinden dönüşümün minik izlerini çarpıyor. Çünkü parti örgütü de değişmeye başlar ve gerçek bir parti olmaya doğru evrilmeye başlar. Tabii bu hani gerçek bir parti olma çok böyle olumlu bir değer yükleri konuşuyoruz. Olumlu bir değer ama bu parti içerisinde hiçbir sorun olmadığı, olmayacağı, her şeyin güllük gülistanlık olacağı, partinin böyle bir düz çizgisel anlamda kötüden iyiye doğru gideceği anlamına falan gelmiyor. Bu CHP'de 1965'e doğru ki ortanın solu tartışmalarının da mayalanmaya, oluşmaya başladığı bir zemini inşa edecek. Tabii ki bu tür bir şeylerin, zeminlerinin oluşması da bayağı vurdulu kırdılı, bayağı sorunlu, dertli oluyor arkadaşlar. Ama gelin biraz yavaş yavaş birlikte 1950'li yıllar içerisinde CHP örgütünün nasıl kendi içerisinde dönüşmeye başladığını yine ana hatlarıyla, yine çok şey olarak bir bakalım. Bir kere ama şu seçimlere bir bakalım. Şimdi 1950 seçiminde bir halkın kandırılması masumu var. Var da. Yani şöyle de var. Yani Demokrat Partiler mesela İnönü Cumhurbaşkanı olarak devam edecek. Canım bizim de ortak adayımız falan filan şeylerinden tutun da işte bir sürü şey var. Yani yalan söylüyorlar. Yalan Türk siyasi hayatının bir parçası. Yani bu halk kandırılmaz şeyi de yanlış. Demokrat Parti halka hiç yalan söylemedi şeyi de yanlış. Ama burada espri şu. 1950 seçimleri tamamen topyekun halkın kandırılması ismiydi. Evet, 50'lerde yaygın CHP içerisinde hatır sayılır. Bu yönde bir kanaat, bir eğilim var. Ama gelin görün ki 50'lerdeki yerel seçimlerle birlikte, 51'deki yerel seçimlerle birlikte aslında bu algı yavaş yavaş zaten dağılmaya başlayacak. O yüzden bu algı çok kısa süren ve bütün CHP'lileri bütün şeyle bağlayan bir yargı da değil. Hakeza bunun yanında Demokrat Partiler de halka asla ve katla zinhar yalan söylemekler bir şeyler yok. Ama bunun yanında tabii ki kandırılma mutlaka başlamışa yanlış olduğunu zaten CHP görecek. Ne zaman? Çok da üstünde tartışılmayan hemen peşi sıraki ve Menderes'in de yani CHP önce iktidardan halk tasfiye etti. Sonra da muhalefetten bile tasfiye etti diye dalga geçtiği yerel seçimlere bir bakmamız gerekiyor. Çünkü o algı dönüşümünü tetikleyen önemli bir şeydir. Elbideki yerel seçim. Genel seçimlerde artık parti iktidarı kaybetti ve hiç değilse belli bir kesim içerisinde, CHP'nin belli bir kesim içerisinde yahu bu halkı, Demokrat Partiler bu halkı kandırdı, bak şurada şu oldu, burada bu oldu ki aç parantez bir kısmı doğru, kapat parantezi de söylemi yaygın. Ama gel gör ki 50 seçimlerin topyekun bir kandırmaya indirgenemeyeceğini de CHP peşi sıra görmeye başlayacak. Şimdi Menderes de bundan dalga geçiyorsa falan böyle. Şimdi o şeyde Ağustos'un ortalarına doğru yerel seçimler başladı. Şimdi o dönemde bizde de şu anda yerel seçimler tek seçim değil. Bir yanlış şey olmasın. Hani muhtarlık aynı anda yapıyoruz. Biz oy veriyorsunuz sizler de biliyorsunuz. Yerel seçimlerde birden fazla şeye oy veririz. Biz bir kere sandığa gideriz. Eskiden işte o bir kere sandığa gidilmiyordu. Muhtarlık seçimleri ayrı yapılıyordu. İşte genel meclis seçimleri ayrı yapılıyordu. Şu ayrı bu ayrı falan bu şekilde gidiyordu. Bir günleri daha iyi. Şimdi biz aynı gün aynı saatte sandığa gidiyoruz. Ama hatırlayın birden fazla kere oy kullanıyoruz. Yani bir sürü şeyi oy şeyinin içerisine koyup öyle atıyoruz. Aslında yine ayrı ayrı seçimler yapılıyor. Hatırlatırım sizlere. Hele büyük şehirde oturuyorsanız milyon tane ayrı seçime katılıyorsunuz. Bunu da hatırlayın. Şimdi o dönemde de Ağustos'un ortasında muhtar seçimleri yapılıyor. DP kazanıyor. Katılım çok fazla değil. Ama yani Kayseri'de 50 muhtarlıktan 46'sını Demokrat Partililer almış. Yani düşün. İzmir'de de mesela 33 muhtarlığı 32'sini Demokrat Partililer almış. İstanbul'da da yani CHP oyları işte %60 civarlarında falan ama yani gene muhtar seçimi çok fazla şey yapmıyor. Yani baya baya
yerel seçimlerde de şeyi malı şey Eylül'de mesela Ağustos, Eylül'de Eylül başlarında belediye şeyleri il genel meclis seçimleri yapılıyor 3 Eylül 1950'de. Yani tam bir hezimet. Yani 600 belediyenin çok büyük bir kısmı seçim yapılan 600 belediyenin çok büyük bir kısmı şeye geçiyor. Demokrat partilere geçiyor. Hem de hani İstanbul'da Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş gibi önemli ilçelerin de DP öyle ufak tefek değil, ezici bir çoğunlukla karşılaşıyor. İzmir'de Kasımpaşa, Seferihisar hariç DP tamamen önde. DP tamamen şeyde. Yani yerel seçimlere baktığımızda da 14 Mayıs seçimlerinin tekrar edildiği görülüyor. Oranları boş ver. Ama bu 51'deki, 50 sonundaki deki seçimler, yerel seçimler arkadaşlar 14 Mayıs seçimlerinin bir nevi tekrarı. Peki bu kadar rakama, bu kadar şeyi niye şey yapıyorum, verdim size şunun için. Yani bu aslında 6 aylık, peki 51 başına kadar olan falan bir mevzu. Ne? Hangi mevzu? Ya bu Demokrat Partililer halkı kandırdı mevzu. CHP'deki dönüşümü tetiklemesi açısından da önemli. Ki zaten bir dönüşüm 46'dan itibaren çok minik minik, çok ne diyelim, çekingen çekingen, korkak korkak, korkak demeyelim, çekingen çekingen var ama yani 50'den sonra da bir kandırılma metoduna kısa sürecek, 51'den sonra yok arkadaş. Yani bu kandır kandır ne, yani malı götürdü. Yani işi gene tiyatro ediyoruz. İşte CHP'deki şeyi seçim şeyi tetikleyecek açıkçası. İl genel seçim sonuçları olsun, şey olsun yani. Hatta 51'in başına gelindiğinde Şemsettin Güneş tabii partiden istifa edip ayrılacağı falan filan işte söylentileri falan şey yapıyor. Şimdi madem ki Demokrat Parti'nin başarısı tesadüf değil, yani her iki seçimde de 14 Mayıs olsun, peşindeki seçimlerde de olsun, ara seçimlerde işte yerel ara seçimlerde olsun, bu iş devam ediyor. Dönüşümde de tetiklenmeye başlıyor. Yani demek ki DP'nin politikalarının sonucu, yani sadece halkın kandırılmasının sonucu falan filan değil. Yani 51'de bir yerel bir 51 ara seçimleri oluyor. 51 ara seçimlerinde de yani 14 Mayıs yerel seçimler, ara seçimler. Ara seçimlerde de 20 milletvekilliğinin 18'ini DP kazanacak. İşte bunlar peş peşe gelen artçı sarsıntılar. İşte bu artçı sarsıntılardan hepsinde CHP zangır zangır sallanıyor ve artık hiç de öyle. DP halkı kandırdı işte falan olmuş. Demek ki yani bu adamlar bunu yaptı, eksik bizde falan denmeye başlıyor. Öyle ki yani Necmettin Sadat, Kasım Gülek, Lütfü Kırdar falan gibi CHP'nin o dönemin ağır topları bile arkadaşlar şey yapamayacak, seçilemeyecek. Bunun üstüne yani bir işte CHP'nin mallarına el konulma, hatta üstü kapalı CHP'nin kapatılma söylentileri bile ortada dolanmaya başlayacak. CHP'nin mal varlığına el konulmaya çıkıyor. Ki konulacaklar. Yani 8 Ağustos'ta Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve arkadaşları bir şey verecekler. Kanun şey verecekler. Resmi daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devir edemeyecekleri ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul parti mallara bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve hazineye idaresine dair kanun teklifi. Çok uzun bir resmi olan kanun teklifi. Biz onu kısaca CHP'nin mallarına el konulma kanun teklifi diyelim. Bu kanun teklifi kabul edilir, yürürlüğe girer ve CHP'nin genel merkezi de dahil mallarına el konulur. CHP genel merkez binasını boşaltmak zorunda kalır. Şimdi tüm bunlar tabii yani bayağı CHP'nin kafasına vuruldu bir dönemdir ki aslında şuuru yerine gelmesi açısından da çok şeydir, önemlidir. 1951 kurultayı da bu açıdan işte bu iklimde girilir bu kurultaya. Bu kurultay bu açıdan işte hani önemlidir ve ondan sonrasındaki işte 54 seçimlerinin hemen öncesindeki iki ve ondan sonraki bir kurultaydaki kurultayları da etkileyecek, tetikleyecek önemli bir şeye de sahip olacak. Şimdi bir de olağanüstü kurultay da toplanacaktır.
tüzük değişikliği yapılır ve parti divanı kurumu tamamen lağvedilir. Onun yerine parti meclisi getirilir ve örgütün ağırlığı parti içerisinde cidden hissedilmeye başlar. Burada büyük bir parantez açalım, hatırlatma parantezi açalım. CHP'de örgüt yok muydu? Aslına bakarsanız yoktu. Yani o işte çok eleştiriler dedim ya, yani kaymakamların ilçe başkanı yapılması, efendim il başkanlarının, valilerin il başkanı yapılması falan filan, aslında partinin devlete nasıl tahakküm ettiğinin değil de partinin nasıl örgütsüz olduğunu, partinin nasıl taşrasız olduğunun altını çizen uygulamalardı. Bir anlamda örgüt vardı da yoktu, yoktu da vardı gibi. Yani ama oldukça güçsüz, daha doğrusu genel parti siyasetinin oluşumunda hiçbir rolü olmayan bir şey. İşte yavaş yavaş artık örgüt bu yeni oluşturulan parti divanı yerine oluşturulan parti meclisinde ufaktan söz sahibi olmaya başlıyor. Ama asıl kırılma dönüşüm, örgütün belirleyici olmaya başladığı dönüşüm 1954 seçimleri oluyor. O yüzden aslında tüzük kriterleri her daim şeyde önemli olmuştur. Parti meclisi, genel başkan, genel sekreter ve işte genel yönetim kurulu, parti meclisi grubu başkan vekilleriyle grup yönetim kurulu ve her ilden gelen birer temsilciden oluşmasına karar verilir. Yani gene aslında merkezin ağırlığı kısmen de olsa devam etmektedir. Genel başkan vardır, genel sekreter vardır, GMK vardır. Şimdi genel yönetim kurulu vardır, çok edersiniz. Başkan vekilleri vardır ama her ilden gelen bir şeyin de temsilcinin de orada olmasına karar verir. Aslında bu Hakkı Uyar, bunun aslında çok da uygulanabilir bir karar olmadığını söylerek uygulamayacak. Daha sonra değiştirecek ama burada örgütün bir tepkisini de verir. Yani örgüt bir şekilde artık genel merkeze, yani biz buradayız demek istemektedir. Teknik olarak bakıldığında her ilden bir temsilci alınması parti meclisine ne kadar doğru tartışılır bilmem ne, ama yani daha öncesindeki dönemde çok güçsüz olan örgütün artık 1950-51 kavşağında geçildikten sonra hop biz buradayız biraz da tefride doğru vardırmasının da bir şeyidir. Parti genel sekreterliği de burada dönüştü arkadaşlar. Parti genel sekreterliği daha öncesi dönemde Sipnince, yani parti genel sekreterliğince akla gelen önemlisi Merkez Cumhuriyet döneminde Recep Peker'dir ve merkezin bir elemanıdır. İşte aslında CHP'deki dönüşümün en göze görünen noktası da bu genel sekreterlik makamının merkezin taşlarının üstündeki müdürü pozisyonundan taşlarının genel başkanı denetlediği onun politikalarını bir şekilde etki edebileceği taşranın örgütün elemanı olan bir genel sekretere doğru evrime anlamına da geliyor. Özetleyip genel sekreterlik makamı CHP'de her daim önemli olmuştur. Ama erken cumhuriyet döneminde bir nevi tabiri caizse arkadaşlar merkezin taşranın tamam üstündeki bir müdür, bir amir gibi çalışırken ve merkezin elemanıyken, merkezin sırtını merkeze dayamış bir adam iken işte bu kavşaktan geçildikten sonra artık örgütün merkeze yolladığı ve merkezi sınırlandıran bir eleman olmaya falan başlanacak. Yani erken cumhuriyet döneminde milletvekili aday adaylarını belirleyen 3 kişiden biridir. 27'deki tüzük değişikliğinden sonra işte genel başkan, genel başkan vekili, genel sekreter ya da o dönemki adıyla parti katibi umumiliği, yani işte genel sekreterliği, genel katiplidir. Yani 3 numaralı koltuk partinin orasıdır. Yani ve fiili politikaların oluşumundan da sorumludur. Ama işte bu önemini devam ettirir ama bir dönüşüm geçirmeye başlar. 1951'de işte bu siyasi ağırlık işlev değişmeye başlar ki mesela biz daha sonra bunu Kasım Gülek'te göreceğiz. İlk ne diyelim konuştuğumuz anlamdaki ilk genel sekreter Kasım Gülek'tir. Şimdi konuştuğumuz anlamda. Yoksa genel sekreter hep var. Benim Recep Peker büyüktü değil mi? Genel sekreter deyince akla gelen ilk isimlerden birisi. Ama o bir önceki dönemin, yani erken cumhuriyet döneminin kafadaki genel sekreterin tanımına uyuyor. Kasım Gülek ise, ilginç bir karakter Kasım Gülek.
bu konuştuğumuz anlamdaki ilk genel başkan olacak. Ve CHP'ye, merkeze rağmen, İnönü'ye rağmen soğuk şeyle ilk genel sekreterliğe oturan adam olacak. İkincisi kim? İkincisi Bülent Ecevit olacak. Ve oradan da şeye hoplayacak zaten. 1950 seçim, 54 seçimleri öncesinde iki kurultay daha toplanıyor ki bu dönüşümün devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. İki tanesi seçimlerin öncesinde toplanıyor. Birisi işte Mayıs'ın başında toplanıyor 1954'te. Bir tanesi de şeyden sonra toplanıyor. Seçimlerden sonra toplanıyor. Bu 10. kurultayda 60 darbesinden sonraki yapıda oluşacak olan birçok şeyi burada seçim beyannamesinde de görüyoruz. 60 darbesini konuştuğumuzda buradan olaya nasıl geçildiğini göreceğiz ama hakeza işte iki meclis, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, seçim güvenliği, yargı bağımsızlığı falan gibi işçileri grev haklarını verilmesi gibi biraz sonra konuşacağız. İşçilerin grev hakkı yok dönemlerde gibi şeylerin artık CHP'nin seçim beyannamesine girdiğini görmeye başlıyoruz ve yavaş yavaş, ellerin ortasından itibaren yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi yeniden yani toplumsal muhalefeti iyi kötü ama 57'den sonra da iyi iyi gayet iyi toparlamaya başlayacak arkadaşlar. Ve 27 yılın bir dünya savaşının bir cumhuriyetin kuruluş sürecinin iyi kötü bütün yorgunluğunu üzerinde taşıyan bir partinin 50'lerin ortasından itibaren, öyle bir anda değil, yani 54 kurultay oluyor ve yine bütün millet CHP'nin arkasında kenetleniyor, hayır öyle bir şey yok. Ama yavaş yavaş, hele ki 57'den sonra biraz daha belirgin bir şekilde toplumsal muhalefetin etrafında toparlayabildiğini, yine insanların gözlerine dönüp baktığı bir parti olmaya doğru evrildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kurultayların ve parti içerisindeki örgütsel dönüşümün de önemli olduğunu söylemiş. 11. kurultay da çok önemli. Parti meclisinin yapısı tamamen değiştiriliyor ve örgütün ağırlığı artık parti meclisinde, CHP parti meclisinde kurumsallaşıyor arkadaşlar. Yani 11. kurultayla her biri, her ilden iki temsilci gönderilmesinin yarattığı pratik sorunlar sebebiyle bundan vazgeçiliyor ve parti meclisinin parti örgütü tarafından seçilen daimi üyelerden oluşmasına karar veriliyor. Bu bugün de iyi kötü ana hatlarıyla bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Özetle CHP içerisindeki dönüşüm bundan sonrasını şeye bırakmamız gerekiyor. Yani 1960'lı yıllar ortanın solu, demokratik sol tartışmalarına falan bırakmamız gerekiyor. Ama unutmamamız gerekiyor ki demokratik solu tartışacağımız zaman da bu tarafa gelmişiz. Nasıl? Şimdi ben yani 50'li yıllardaki CHP'yi anlatırken mecburen döndüm. Size erken cumhuriyet dönemi CHP'sini tekrar hatırlatmak zorunda kaldım. Çünkü onu hatırlatmadan burayı anlatmam mümkün değildi. Yani bir kamu kurumu olarak CHP'yi size tekrar hatırlatmadan nereden nereye dönüştüğünü nasıl özetleyeyim size? Çünkü bir partinin parti olarak yeniden bir parti olarak inşasından bahsediyoruz. Yeniden de değil. Çünkü parti kurulduğunda kamu kurumu niteliği zaten var. Ama oradan bir devlet iktidardan ayrıldıktan sonra, yani daha doğrusu devletin eli bir şekilde CHP'nin omuzundan şeyinden ayrıldıktan sonra daha bir siyasi parti karakteri belirgin olmaya başlayan CHP'nin tabii için oraya dönmek gerekiyordu. Aynı şekilde arkadaşlar 1960'ların ortasında CHP'nin ortanın sonuna geçişini anlatabilmem için de sizlere benim bu yine 1950'li yıllardaki dönüşümü ana hatlarıyla özetlemem gerekiyor. Çünkü o ortanın sonuna geçişin kapısı 1950'lerde açılmıştır. 1950'lerdeki o örgütsel dönüşümle artık taşranın örgütün yapının belirleyici olmaya başladığı, kendi içindeki sorunlarla birlikte tabii ki bir yapıya doğru evrilmeyle birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır. Evet, biraz da 1950'li yıllarda konuşacaksak işte solu, sağ, İslamcısı, milliyetçisi, CHP içerisindeki örgütsel dönüşüm ve iktidarla ilgili de bir iki
şey olsun, söylemek gerekir arkadaşlar. Hep söyledik yani ki zaten CHP 14 Mayıs'ta CHP'nin iktidara gelmesi halkta bir rahatlama ve sevinç yaratır. Biz sadece böyle hani işte köylüde sevinç yaratır, toprak ağalarında sevinç yaratır falan filan değil. Yani unutmayalım ki o dönemde hani görüşler geldikçe örneğini vermiştim size şey konuşurken. O dönemin solu da Demokrat Parti'yi desteklemektedir. İşçiler de Demokrat Parti'yi desteklemektedir. İslamcı kesim de Demokrat Parti'yi desteklemektedir. Yani Demokrat Parti sadece tek bir toplumsal sınıfın desteğini daha ileride olacak. Toplumsal sınıfın desteğini falan almıyor. Yaygın olarak 27 yıllık CHP'den umudunu kesmiş yaygın bir muhalif kesimi bir taraftan hani azınlıklarından tutmak, işçilerinden çıkın, bir taraftan toprak ağasından gidin, girin o nereden girerseniz girin, sosyalistlerinden, işçilerinden, Alevi kesimden bunların hepsi 50 seçimlerinde. Ya İslamcı Sebil-i Reşat gazetesi bile dedik değil mi? Yani bunlar bile Demokrat Parti'yi destekleyecekler. Hepsi Demokrat Parti'nin destekçileri arasında. Yani yaygın bir şekilde toplumda bir rahatlama şey yaratır. Yani peki Demokrat Parti niye işte yenilmişti? Çünkü efendim hani onun ağzıyla konuşursak çünkü CHP işte halkın değerlerine sırtını çevirmişti. Bu bugün de hala kullanılan bir retorik ve bugün bile hala CHP içerisinde birileri eski Cumhurbaşkanı adayı da dahil olmak üzere işte halkın değerlerine sırtını dönmediğini göstermek için falan böyle garip uygulamalara bir ara türban açılımı falan vardı. İşte benim çok da eleştirdiğim açıkçası şimdi İstanbul Belediye Başkanı'nın çokça eleştirdiğim politikasını şu yaptığını seçim zamanı eleştirmiştim sadece. Yoksa başarısından ben hani memnun olduğumu da İstanbul olsam ona oy vereceğimi de söyleyebilirim ama seçimlerden hemen önce böyle bir camide Kur'an okuması hani Allah kabul etsin ama yaygın olarak okur mu okumaz mı hiç bir yok. Çok dindar bir hava veriyor, vermeye çalışması. Hala ta o dönemki şeylere, yani CHP bu halka işte maddi manevi değerlerine, kültürüne yabancıdır şeylerine hala bir cevap verme çalışması olarak görülebilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi boyunca Muharrem İnce'nin her cumayı bir şova dönüştürmesi. Bak ben de cumaya gidiyorum. Hani düzenli olarak gidiyorsa Allah kabul etsin. Hiçbir sözüm yok. Sözümü yuttum. Lafımı yuttum. Ama hani gitmiyorsa ve sadece seçim zamanı gitmiyorsa da ya da yani o zaman en azından bir şova dönüştürülmüştü. Bu şovu sağda yaptı. CHP de yaptı. Ama burada şeyin etkisi çok. Onu söylemeye çalışıyorum. DP döneminden başlayan efendim işte bu CHP niye yapıldı? Çünkü halka rağmen iktidarda idi falan işte tepeden inmeci politikaları sebebiyle şeydeydi. O yüzden yıkıldı falan gibi. Yani bu tabii ki tartışılır. Yani. Şimdi DP'yi konuşurken elbette ki bir akla gelen politikalarından bir tanesi de Atatürk'ü koruma kanunudur. Bu günümüzde bile hala geçerli olan ve bazı canlar yakan da bir kanundur. Bu kanunla ilgili de minicik daha önce bir ticanelik mevzunun şeyle konusuyla ilgili bir böyle bir giriş şey yaptığımızı hatırlıyorum ama hadi minicik burada tekrar bir bahsedeyim. Bu ticanilerle alakası ne? Bu ticanilerin ticaniler bu Ahmet bin Muhammed el Ticani diye bir adam. Bunda bir Cezayirli bir adammış bu Muhammed el Ticani. Orada kuruluyor ama daha çok Kuzey Afrika orijinli bir şey. Cezayir bir tarikat. Halveti tarikatına mensup bir şey. Türkiye'de de hani bir şey var ama çok da yaygın değil. Hani böyle bir yolculuk gibi falan filan gibi öyle bir yaygınlığı falan filan da yok. Bunların işte Atatürk büstlerine saldırılarıyla gündeme falan gelecek olan şey bir olay. 1951 yılı daha Şubat aylarında bu saldırılar iyice yaygın, öncesinde de var ama iyice yaygınlaşmaya başlıyor. 50 seçimlerinden hemen öncesinde de var. Böyle bir aslında ticanilerle CHP arasında bir ilişki olduğu falan bile söyleniyor. Ama 51'den sonra sadece ticani faaliyetleri falan değil mi? Üst olayları da alıyor gidiyor. 24 Şubat'ta 51'de Kırşehir'de Atatürk heykeli parçalanıyor. İşte burnu, çene kısmı falan heykeli şey yapmış. 16 Kasım'da Kastamonu'daki heykel parçalanıyor. 23 Mart'ta Ankara Eryamanlar Köyü'ndeki ki sonra Aydın Dalaman'daki
İşte de şey yapıyor. Burhaniye'deki heykele zarar veriyor. Kütahya'daki heykele o. Yani bayağı işte şeye kadar bayağı 12-13 heykel falan parçalanmaya falan başlanıyor. Bayağı işte dönemin şey, Milliyetin Bakanı Tevfik İleri bu olayların arkasında, bak burası önemli arkadaşlar. Burası önemli deyince de kendimi bakan gibi hissettim. Hangi bakan, onu da siz bulun. Bakın burası çok önemli. Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, bu olayların arkasında kim var diye biliyor musunuz? Bu olayların arkasında Şeyh Gönüllü komünistler var. Dönemin sol algısıyla ilgili yeri gelmişken minik bir örnek olsun size. Dönemin Milli Eğitim Bakanı nasıl söylüyor? Bunlar hani dinci, dinci ama dinci değil. Şeyh görünümlü komünistler var. Kim? Milli Eğitim Bakanı. İşte bundan ne kadar Milli Eğitim Bakanı olur, o da tartışılır. Meclis görüşmeleri 29 Mart 1951'de başlıyor. Atatürk'ü koruma kanunuyla ilgili tasarı o tarihte şeye sunuluyor. Tasarının gerekçesini şöyle ben size notlarımdan okuyayım. Milli mücadelenin kahramanı ve memleketin kurtarıcısı Atatürk, Cumhuriyetin ve inkılaplar rejiminin sembolü olması hasebiyle hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vaki olan tecavüzler bilvasıla Cumhuriyete ve inkılaplar rejimine tevcih edilmiş bir mahviyet ifade edeceğim. Günümüz Türkçesine ana hatlarıyla çevirecek olursam, yani Milli Mücadele'nin kahramanı, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün rejimin sembolü olması sebebiyle ona yönelik bir hakaret aslında aracısız olur. Dolaysız olarak aslında Cumhuriyet'e yönelen bir harekettir. O yüzden cezalandırılmalı gibi bir gerekçesi var. Cumhuriyet'e diyor, inkılaplar rejimine, inkılaplara, devrimlere, reformlara bir hakarettir. O yüzden de Türk Ceza Kanunu'nun o zamanki 1480 ve 480. maddelerine göre faillere verilecek ceza ve mahiyet itibariyle Atatürk'ün manevi varlığına tecavüz edenler hakkında vicdaniyeti tatmin edecek yeterlikte görülmediğinden 1480 ve 482 maddedeki cezalar yeterli görülmediğinden bu tasarı hazırlanıp buna özel bir şey ceza verilmesi gerekir deniliyor. Görüşmeler 4 Mayıs 51'de başlıyor ve Çanakkale Milletvekili Bedi En Üstün tasarının görüşülmesinden önce 3 dakika Atatürk'e saygı duruşu bulunması için bir meclis şeyi veriyor. Meclis başkanına veriyor. Bunlar da kabul ediyorlar. Görüşmelere öyle başlıyor. Yani aslında bir böyle bir ritüel bir şey de bunu ihmal de edilmiyor. Önemli hiçbir itiraz da gelmiyor. Tasarıya saygı duruşundan sonra başlıyor. Ve böylece Atatürk'ün manevi şahsiyeti ayrı bir yasa ile koruma altına alınmış oluyor. Bu uzun yıllar içerisinde yaygın bir şeye de, üne de kavuşuyor. Yani yıllar sonra Kazım Karabekir'in Sıtlar Harbimiz kitabını ne ki o kitap biliyorsunuz yani kitap yayınlanacağı aşamada yayından Kazım Karabekir hayattayken çekilip yayın evinden dizgisi alınıp kireç kuyularına atılacak. Zar zor el yazmaları bilmem neyi falan kalacak halde. Kazım Karabekir'in vefatından sonra aile bu işe tekrar soyunacak. Yayınlatmaya falan şey yapacaklar. 60'lı yıllarda Kazım Karabekir'in kaç yıl diyor. Tahsin Demirel bu işte şey yapacak. Yayınlatacak. Tahsin Demirel kitabı ta 60'lı yıllarda yayınlattığında yine Atatürk'e hakaret suçuyla 15 ay mahkum olacak ama dava düşecek. Yani ceza almayacak diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilir de. Yine Necip Fazıl Kısakürek Atatürk'e hakaretten ceza alacaklar. Yani Ahmet Altan var. Hasan Mezarcı var. Ragıp Zarakoğlu var. Müntezer Türkeli var. Şimdi FETÖ'den içeride yapıyor. O da dönemin önemli bir siyaset kitabı var. Andrew Haywood'dan çalıntı. Evet. Ben demiyorum bunu. Yani bunun şey olduğunu.
yaygın çeviri olduğunu, serbest çeviri olduğunu, siyaset kitabının, Hegel'in kitabından şey olduğunu, yaygın bir şey. Neyse bu onun sorunu şey yaptı. O dönemde de onlar da cezalıyor. Ve İpek Çalışlar cezalıyor. İpek Çalışlar'ın ceza alma sebebi gayet ilginç. Latife Hanım kitabındaki bir anekdottan dolayı dava açılıyor kendisine. Bildiğim ama dava sonucunda ceza almıyor. Ama dava açılıyor kendisine. Şöyle dava açılıyor. Latife Hanım da, ben bahsettim bunu sizden aslında, bu Topal Osman mevzunda bahsetmiştim buna. Oradan zaten öğrendik bizden. Öğrendim ben de. İşte Topal Osman'la şeyin arası, Mustafa, Topal Osman Çankaya Köşkü'nü basacak Mustafa Kemal İpek Çalışlar'ın Latife Hanım kitabında ifade ettiği şeye göre Latife Hanım'ın kardeşinin çarşafını giyerek köşkten kaçacak. Bu arada Latife Hanım Atatürk'ün kalpağını, kıyafetini giyecek. Şeyin önüne, camın önüne perdeleri çekip camın önünde işte boyu da Atatürk'le aynı boyda olsun diye limon, portakal sandıklarının üstünde yürüyerek sanki Atatürk oradaymış gibi davranacak. Hatta işte onun yazısını taklit ederek ufak tefek emirler, memirler falan şey yapacak. Ama bu arada da Atatürk kadın kıyafetinde kaçacak falan filan ya. İşte bu tabii ki Atatürk'e hakaret olarak kabul ediliyor. Çünkü Ulu Önder kadın kıyafetiyle bir yerden kaçar mı? Ama herhalde bildiğim Latife Hanım şey yapıyor, Latife Hanım diyorum, yani İpek Çalışlar kaynak anı bilmem ne falan gayet sağlam olması lazım. Buna sağlam sahip çıkıyor, şey yapıyor ve dava düşüyor diye altında kalmış şeyi. Evet, yani böyle bir Atatürk'ü koruma kanunu şeyde bu minvalde ortaya çıkıyor. Türk ceza mevzu var. 50'lerin hemen başında Demokrat Parti döneminde oldukça tartışmalı da bir şey. Bu hani daha şeyde hükümet kurulduğu ilk dakika, hani 14 Mayıs'ta seçim oluyor. Mayıs'ın sonunda hükümet kurulup da yani hükümet programı okunduğu dönemde bu tartışma açılıveriyor arkadaşlar. Adnan Menderes millete mal olmuş inkılapları mahfuz tutacağını söylüyor. Ne demek? Yani millete mal, yani Atatürk inkılapları içerisinde millete mal olmuş. Millete sahiplendikleri var, sahiplenmedikleri var demeye getiriyor. Biz diyor millete mal olmuş olanları, millete sahiplendiklerini mahfuz tutacağız, sabit tutacağız. Yani bazılarında biz bu inkılap denilen şeyleri uygulamayacağız mesajı veriyor. Tabii ki yani bir tartışmayı da beraberinde falan getiriyor ama Türkçe ezan da bu arada şeye gidiyor. İşte Arapça, ezan Arapça okuması yasağa kaldırılıyor. Dolayısıyla artık Türkçe okumak zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Türkçe ezanın. Bu toplumun genel kahir ekseriyetinde, İslamcı kesimde de bir memnuniyetle karşılanıyor. Yani bir taassup zihniyetinin kırılması falan olarak şey yapılıyor. Ezan Türkçe okunur mu, okunmaz mı? Bunun ilahiyattaki karşılığı nedir? Din karşılığı nedir? Çok girmek de istemiyorum. Çok bilgim olduğunu da söyleyemem arkadaşlar. Yani sonuçta bu kanalda ellerin sembolik politik şeylerinden biri olarak şey yapılıyor. DP'nin antikomünizme tekrar girmenin bir gereği yok. Ama sadece aklıma geldi, hatırlatayım. Yani Kore'den tutun, NATO'dan çıkın, yani o işte ezanla da alakalı, çünkü bu yani işte o erken cumhuriyetin halka yabancı politikalarının yanlış batılılaşmasının açtığı manevi boşluğun yol açtığı bir komünizmle böyle bir mücadele edilmesi, yani işte oraya geliyor ekleniyor, ezan bile geliyor bir yerde, dolaylı olarak antikomünizme geliyor, ekleniyor şeyi. Oraya çok da fazla şey yapmadım ama ezanın Türkçeleştirmesiyle alakası da vurgulamış olalım böylece. Tabii ki yani vatan cephesini
ne de ellerin sonları bu da almak da gerekiyor. Böyle serbest çağrışım arkadaşlar. 50'lerle ilgili Demokrat Parti deyince daha hani keyword olarak belli şeyleri hani işte vatancılıktır, Esen Türkçelisi'nin atıl koruma kanunudur. Böyle hani anarak geçiyoruz şeyleri. İlgili yerlerdeki okumaları siz zaten yapacaksınızdır. Demin dediğim gibi Atatürk Koruma Kanunu nasıl Demokrat Parti'nin döneminin başıysa ötekisi de son demlerine diyelim şey yapıyor. 57 seçimleri sonrası otoriterleşmenin somut göstergelerinden biri olarak vatan cephesi ortaya çıkıyor. 57 seçimlerinde Demokrat Parti gene birinci parti ama hem toplumsal muhalefet hayli artmış ve CHP etrafında bir toplumsal muhalefet toparlanmaya başlamış ve Demokrat Parti'nin de oylarında bir düşme yaşanıyor. Ekonomi kötü gidiyor. Oy oranları düşmüş. Fiyatlar hayli artmış. Bağlılık artmış. İşte yargıda, üniversitede, basında, sendikalar üzerinde baskı, tedbirler artmış. İşte saçma sapan diyebileceğimiz kimi kararlar alınmış. Neyin saçma sapan alınmış? İşte Kırşehir'in ilçe yapılması. Bak, bölük başına girip Kırşehir'i ilçe yapmanın şimdi bundan şeyler var. Yaptığından öyle bir şey değişmiyor yani. Gibi karar var. Bir de 57 seçimlerinde işte DHP'li beyanname bile yayınlamaya gerek görmezken 1958'de işte CHP çok sağlam bir beyanname ile yola çıkacak falan. Ve bu da tabii ki yani işte en başa döndük. Nereye en başa döndük? Bak o daldan dal atlıyor demek. Yani işte sağın özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bizim helozonlarda bahsettiğimiz şeyde de vardı. Kendi kitlesini şey yapabilmek için, konsolide edebilmek için bir öteki inşası düşüneceğiz. Çok i̇şte vatan cephesi de, oradan alın 70'lerdeki milliyetçi cephede, oradan alın Cumhur İttifakı da aynı mantıklarda. Bir öteki yaratıp kendi kitleni manipüle edebilmen gerekiyor. Niye? Çünkü artık söyleyecek şeyi tükettiğin zaman bak 50'lerin başında Demokrat 46'lık Demokrat Parti'nin söyleyeceği şeyler var. O yüzdendir ki işte Alevisi, Sünnisi, İslamcısı, Sosyalisti, efendim yaygın bir toplumsal kesim Demokrat Parti'ye oy veriyor. 57'den sonra söyleyecek bir şey kalmamalı. Başladı. Sonra arkadaşlar kendi kesimine nasıl tahakküm edeceksin? Karşıdaki şer cephesi. Bunlar bizim işte nurlu ufuklara doğru gidişimizi kıskananlar. O zaman bizim vatan cephesi etrafında bir araya gelmemiz lazım. Tipik bir konsolidasyon mantığı, tipik bir tahkim mantığını burada bütün ayrıntılarıyla görebiliyoruz, izlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir şeydir. Bu vatan cephesi şeyi işte aslında biraz da bu şekilde olması gerekir diye düşünüyorum. Muhalefetin bir araya gelmesi bile yasaklanıyor. Seçmen ittifak yapması falan bile yasaklanıyor. Şeyde bu vatan cephesi lafı Manisa konuşmasında Menderes'in Manisa konuşmasında şey yapılıyor. Aslında hani Celal Bayar'ın şu işte milletin refah ve emniyetin önüne çıkacak bir maniyi milletin azim ve iradesinin karınca gibi ezeceği lafı altında aslında buradaki millet kelimelerini çıkarttım Demokrat Parti'yi koyup burada da hani milli irade kavramıyla sağın kendisini nasıl özdeşleştirdiğinin güzel bir şeyidir. Burada açıkçası hani muhalefetin ezileceği bir yeni bir takdiri sükun mantığı çok net açıkça görülüyor. Üstüne yani yakın tarihte diyelim Manisa konuşması ile yani işte tam demin de dediğim gibi Menderes ne diyor? Medeniyetin nurlu yollarında mesut müreffeh bir Türkiye için halkın itibat ve muhabbetiyle hareket ettiklerini söylüyor. İyi ne güzel ve işte bu yolda yürürken milli tenasüte ihtiyaç, yani milli birliğe ihtiyaç. Bu laflar size ne kadar yakın geliyor değil mi arkadaşlar? Ne kadar tanıdık geliyor değil mi? İlginç. Milli tenasüte çok ihtiyaç duyduğu bir zamanlarda muhalefetin kara propagandasıyla karşılaştıklarını ve bu yüzden de o kara propagandayı bertaraf edecek ve milli tenasütü sağlayacak bir milliyetçi cephe diyorum. Dilim sürçtü. Aslında yanlış yapmadım ama neyse. Bir vatan cephesinin kurulması gerektiği şey yapıyor ve aslında bu ikisi üst üste yani her ikisi derken Celal Bayar'ın konuşması işte Menderes'in Manisa konuşması falan
buna bir aslında tetikleyici bir şey oluyor. Örgüte de şey gönderiliyor da bir şey vatan cephesine hani destek olun gibisinden falan. Güya onu halk kuracak falan filan ya. Bayağı böyle bir komisyon şeyler, vatan cephesi şeyleri falan kuruluyor. Çünkü yani muhalefetin kara propagandasının bertaraf edilmesi ve milli tenasül için gerekli olduğu düşüncesiyle. Daha 27 Mayıs'ta vatan, 27 Mayıs'ta eski ki yasa da mahkemelerinde bu vatan cephesi davası apayrı bir şey olarak görülecek. Nasıl işte örtülü ödenekler şeyler oralara para aktarıldığından tutun da şey radyoda arkadaşlar yani işte her gün her saat vatan cephesinde kimlerin katıldığı uzun listeler halinde okunmaya falan başlayacak. O hale gelecek ki 1950'nin sonlarına doğru gelinirken radyo dinlemeyenler cemiyeti diye kısa adıyla bilinen işte radyodaki zararlı neşriyatları dinlemeyenler falan cemiyeti gibi uzun adıyla bir avukat bulacak bunu. Ertesi gün Zaten İşleri Bakanlığı Derneği diye kapatacak, şey yapacak ama tarihe de radyo dinleyenler cemiyeti falan olarak geçecek ve radyo gerçekten artık insanların ikrah ettiği bir iletişim aracı haline gelecek. Niye? Çünkü sabah akşam vatan cephesinde kimlerin katıldığını falan anlatan bir propaganda mekanizması haline gelmiş durumda şey vatan cephesi şeyi. Bu arada 50'lerle ilgili en sonunda bir aslında tahkikat komisyonu da aklıma geldi. Tahkikat komisyonunu da konuşmak gerekiyor. Ondan sonra da işte işçi hareketleri, kadın hareketleri falan devam ederiz. Arkadaşlar artık Demokrat Parti'nin son yılları falan, son günlerindeyiz, son aylarındayız. Çünkü 18 Nisan 1960'da kurulacak tahkikat komisyonu. Arkadaşlar Nisan, Mayıs, 27 Mayıs'ta da darbe olacak biliyorsunuz. Komisyon sadece, bu tahkikat komisyonu sadece Demokrat Partililerden oluşuyor. O Demokrat Partili milletvekillerinden oluşuyor. Ve CHP'nin bu ülkedeki bütün yıkıcı grupları çevresinde topladığı halkı, orduyu iktidara karşı ayaklanmaya kışkırttığı öne sürülüyor. Ve bu bildirinin ardından DP'nin meclis grubu TBMM Başkanı'na muhalefetin eylemlerinin soruşturulması için, tahkikatı için bir önerge veriliyor. Önerge 27 Nisan sabahı, 27 Nisan'da 1960'da, bakın bir ay var işte darbeye, büyük bir çoğunluk ve DP çoğunluğu kabul ediliyor. 28 Nisan'da resmi gazetede yayın olarak yürürlüğe giriyor. Ve bu şeyde 3 ay boyunca muhalefetin ve basının eylemlerinin soruşturulmasına karar veriliyor. Peki bunun gerekçesi ne? Yani en azından resmi anlamda tahkikat komisyonunun gerekçesine aslında bildiğim muhalefeti susturma şey. Çünkü yani ilk seçimlerde gideceklerinin farkında, son uzatmaları oynadığının da farkında. Siz de ilerleyen dönemlerinden duyup bileceksiniz, öğreneceksiniz ki işte gitme işi yaklaştıkça iktidarlar power corrupts diye ya, işte bir iktidar yozlaşmaya, çürümeye, bozulmaya ve otoriterleşmeye de başlıyor arkadaşlar. Ama şu TBMM zaptını da bir bakalım, ondan sonra da mola verelim arkadaşlar. Alel umum devlet vazifelerini, Türk kadınlarını, dost ve müttefiklerimizi en iğrenç isnatlarla kötüleme usulleri de dahil olmak üzere, yani işte devlet görevlileri, Türk kadınları ne alakaysa dost ve müttefiklerimizi yani Amerika'yı CHP'liler eleştiriyorlar efendim. Gayrimeşru ve kanun dışı yollarla eleştiriliyorlarmış. Halkı kanunları ihlale, kanuni tedbirlere karşı mukavemete, hükümete, idari ve adli mercilere karşı galeyana ve fiili tecavüzlere tahrik etmek. CHP'liler halkı kanunlara uymamaya, kanunları tedbirlere karşı direnmeye ve hükümete karşı, onların adli ve idari şeylerine karşı direnmeye, mukavemet etmeye ve çalışıp halkı da galeyana öyle kışkırtmaya falan çalışıyorlarmış. Müsait telakki ettikleri, işte teşvik ediyor, bunları yapmaya telakki ettikleri, kendi partilerine mensup bazı şahısları silahlandırmak suretiyle
iktidar partisinin mensup ve taraftarları aleyhine münferit veya toplu şekilde baskı yapmaya, suç işlemeye teşvik suretiyle memlekette kanlı kardeş kavgalarına müncer olan tertiplere başvurmak, orduyu siyasete karıştırma teşebbüsleri de dahil olmak üzere memleketin asayişini korumak ve vazifeli olanları çeşitli propaganda, baskı ve vaatler yoluyla vazifelerini ifadan alıkoymaya cüretle teşebbüs etmek, bizim radyo namındaki Komünist Radyosu'nu Halk Partisi'ne ait bir radyo olarak göstermek suretiyle, aç parantez, evet bizim radyo TKP'nin yayın organıdır da CHP'nin bununla da alakası destekliği yoktur. Burada önemli olan CHP'nin yani müşahhas kötü komünizmle nasıl bir işbirliği içerisinde olduğunu göstermeye çalışmaktır. Bu herkese daha sonra da bu işte bu komünizm daha sonra işte şimdi de başka partiyle işbirliği yap. Önemli olan onu göstermek. Yani örneğin HDP ile CHP'nin bugün işbirliğinde olduğunu gösterebilmek, onun müşahhas kötüyle işbirliği olduğunu, içinde olduğunu gösterebilmektir. 1970'li yıllarda DİSK'te, işte 1960 başları, 50 sonları 60 başları TKP bizim radyoydu. Her ikisi de solla iç içe ama ağırlık noktaları işte birinde iç içe, birinde bizim radyoydu. TKP, ötekisinde işte sol Kürt hareketi falan şeklinde tecelli eder. Yani önemli olan CHP'nin müşahhas kötüyle işbirliği içerisinde olan, onu popülerize eden bir kötü olduğunun altını çizmektedir. Burayı da bitirmeyelim arkadaşlar. Çünkü söylemem gerektiğini düşündüğüm birkaç bir şey daha olduğunu şey yapıyorum. Şimdi bir mola verelim ve önümüz haftaki derste yine Demokrat Parti ile başlayıp 50'li yıllar düşünce hayatıyla falan yolumuza devam edelim. Görüşmek üzere.